Ne oluyor? Bayer. Neden orada bekliyordun? Golü orada koklamış çünkü. Geçer zamanla. Her acı zamanla geçmez. Her giden mutlaka. Ayın Teknik Direktörü Ödülü. Tutuyorum çünkü elimde şu an. Kendimize geldik. Rahat bir geçiş bekliyorum sizden. 3-1. Aynen öyle. Bunu istiyorum. 2 tane Bellingham, 1 tane Baturina. Helal olsun çocuklar. Gruplara. Fenerbahçe ile yine kafa kafaya bir sene geçireceğiz gibi gözüküyor. Şöyle kadrodan yine başlayalım hemen. Fena değil. Şu anki Beşiktaş'tan biraz iyi. Abartma. İçeride Adana. Sürprize yer vermemek istiyoruz. 2-0. Aynen. Böyle emin skorlarla ilerlemek istiyoruz. Bellingham ve Garnacho'yu tebrik ederim. Of ne olmuş ya Højlund. Harbiden acayip bir şey olmuş Højlund. Şimdi çocuklar enerjinize odaklanmanız lazım. Sıkışık bir fikstüre giriyoruz. Alanya deplasmanı. Kayıp yok. Parolamız. Benim parolam. Ligde kayıp yok. Şu kadrolar kayıp olmamalı. Al işte kayıp. 2-2. 2-2 bir de. Baturina Højlund atmış. 2 golü nasıl yedik mesela? Nereden yedik? Lanette. Neyse Şampiyonlar Ligi grupta lideriz. İlk Şampiyonlar Ligi maçımız. Kariyerin komple ilk Şampiyonlar Ligi maçı. Bunlar da iyi takım olmuş. Gerçekten güzel bir takım yapmış Leipzig. Elinize sağlık. Hep bize denk geliyor bunlar. Leipzig'in toplanma senesi de bize geliyor. Hızlı simüleyle yok edin çocuklar bunları. 1-0 Bellingham. Galibiyetle başlanan Şampiyonlar Ligi. Abi mükemmel bir şey ya. Harika. Süper Lig Fenerbahçe. Oy. Ne bu, Danimarka teknik direktörü? Hayır. Çok zor. Arkada da kar yağıyor. Fenerbahçe 1 puanla önümüze geçmiş bizim o beraberlikten dolayı. Hiç telaş yapma. Biz her türlü yenmek zorundayız. Bu maçı. İzliyoruz. Fenerbahçe'nin kadrosuna bakalım. Gezal 40 yaşına geldi. Hala Fener'de oynuyor. Enyeder gerçekten Galatasaray'a gelecek gibi geliyor bir noktada. Sen kahin misin? Hiçbir dayanağı yok bu söylediğimin. Hem liderliği almak için önemli bir maç. İyi bir fırsat. Olası bir galibiyette bir moral bozmuş oluruz. Haydi çocuklar. Kendinizden emin, kendi futbolunuzu oynayın. Evinizdesiniz. Bu bizim futbolumuz değil ama Baturina. Bravo. Bravo vallahi. Artık bir kalecimizin olmasının verdiği huzur. Kurun oradan bir Bellingham'lı, Baturinalı bir şey. Hemen. Aferin Davis. Bir de Gezal'dan. Sen benim oğlumdun. Yok artık de. Hocam o faul ama. Gezal. 250 milyonluk adamın verdiği pas. Çizgide oynayı verdim. Presleri başka türlü kıramıyoruz. Bunlarda da biz iyiyiz. Uçup gitmeniz lazım kanttan. Tel in artık o kanada. Evet. Evet Tel. Evet bravo Tel. Verip kaçabilirsin. Direkt koşabilirsin. Bu da olur. Bir sarı. Arka direkt. Bam. Bu kadar. Hiç ne bir panik, ne bir stres, ne bir telaş. Çok rahat, çok profesyonel. Çok profesyonel. Artık 300 milyonsun. Garnacho rica etsem. Rica etsem. Uçar mısın o kanatta? Aynen öyle. Dikkat et. Ferdi iyidir. Bu sefer stoper golü istiyorum. Kartal yapan stoper görelim. Beklenmedik bir rovaşanga. Scalvini vur. Antonio Silva sen vur. Nope. Çok güzel. Stoper golü istiyorum. Vida'yı özledim. Antonio Silva vurabilirsin. Sana kimse kızmaz. Baturina çalım şov yap. Çalım şov yap. O da olur. Hoca rahat. Tel. Asıl bu rovaşataydı bence. Bunlarda bir ufak dağılıyor takım yerleşme olarak. Abdullah Avcı'nın da dediği gibi parselleme problemi var. Takım birbirine tanıdıkça olur bunlar. Bravo Davis. Bravo Davis. Birazdan Yellow'a dönüşecek. Ricolibus yap o meşhur presini. Ricolibus'un kaptığı topta telin çevirdiği... Hayır. Hayır. Çok iyi. Baturina sen bunu bize gol attırırsın. Ya da kendin atarsın. Böyle bir serseri bir tarzında var. Koçum benim. Koçum benim ya. Evlat. Oğlum. Senin forma numaran da 95 yapacak. Ne gördüysek bir fazlası. Vurabiliriz beyler artık. Yakın kaleye yani. Van de Bort'ta da biraz istatistik olsun. Üf ben yeder. Atıyordu. Üf bir daha. Ne oluyor lan? Neler oluyor? Yeter buramıza geldi. Neler oluyor? Neler oluyor? Fenerbahçe! Çok güzel. Git vur artık. Lütfen vur. Forbes Tel çok yorgunmuş. Alarm şişti. Oğuzhan Öz Yakup Bellingham değişikliği. Duaya attık. Tesislerde ürettiğimiz Gomez'imiz girsin. Çok hesaplıyım. Eyvah. Hocam bir offside var mıydı o?
Yok muydu çok iyi pas? Due sen vurur muydu? Vurursun. Vur. Deneyin çocuklar. Üçü bulalım, taraftar rahat etsin. Gene başladı. Seken topa mı? Evet, sok ayağını. Ne oluyor? Bayer. Neden orada bekliyordun? Golü orada koklamış çünkü. Geçer zamanla, her acı zamanla geçmez. Her giden günlerde gördüm. Panik yapmayın dedi. Çok garip işler oldu ama orada. Aa, kale geldi. İrfan Can geldi. Şimdi Forbes, al kendini sektire sektire gitseydin, senden hızlı biri yok. Garnaccio, yap onu. Git, bomboş, kale de boş, git. Ah git ya. Yapma ya. Tebrikler çocuklar. Önemli bir iş sağ galibiyeti. Hoca yaşlandın. Yaşlandın. Beşiktaş derdine. 9 maçlarında yenilgi görmedi. Görmedi. Yenilmememizin sebebi var dedik. Savunmamız taş gibi. Gerçekten bu sene savunmamız taş gibi. Özellikle Rico Lewis başta olmak üzere. İki kere yenemezsiniz. Her seferinde bunu söylüyoruz artık. Sürpriz bir sonuç değil diyelim. Çok güçlü bir takım olduk artık. Biz mesela Alanya'yla nasıl berabere kaldık, onu konuşmalıyız oturup uzun uzun. Benim aklımda. Samsun'un nasıl 20 puanı var? Abi bu kadar mı kolay ya? Bizim 23 puanımız varken bunu konuşmalıyız. Samsun bak, sürpriz beraberlik, bir Samsun'dan bir de o gelirse biraz önceki galibiyet komple boşa gider. Yapmayın. 23-20-26 yenin. Anlaşıldı hocam. Samsun'la içeride oynuyoruz. Hızlı simile geldi. 2-1 yendik. Samsun'la içeride de oynamıyormuşuz. Gizli Samsunlu mu? 2 tane Hoylund atmış. Hoylund da biz ne zaman izlemesek 35 tane gol atıyor. Bir türlü garibidir. Biz izleyince ama yürüyemiyor. Utanıyor, gerçekten utanıyor. Fenerbahçe tabii ki de yendi. İyi gidiyor altyapı çok. Ama görmeyeceğiz. Maalesef ki görmeyeceğiz. Tek bir kelime daha edeyim deme. BJK kariyer de bir gün bitecek. Rodrigo Fernandez 91-94 kaleci. Haas bir Alman daha. Talisca keyfin yerinde, iyisin. 85-91 potansiyelin. Maşallah. İçeride Kasımpaşa. Shakhtar maçı var. Due çöz bizi. Yaparsın. Lewis, Bellingham, Garnaccio 4 attık. Onu ilk belirteyim. Bir de Forbes atmış. Forbes, tebrik ederim seni. Halil Dervişoğlu Eylül ayının oyuncusu ödülünü aldı. Halil'i kutlarım. Şimdi Shakhtar ilk maçını kaybetmiş. İkinci maçını da kaybetmesin mi? Beyler. Çocuklar, gerçek 11'imizle çıkalım. Deplasmanda üçümüzü atalım. Gerçekten beni ağlatacaksınız. Bellingham, Garnaccio, Bellingham. Röportaj hadi vermeyeyim. Sakin. Zor tutuyorum kendimi ama namalüp liderlik mi geliyor? Şenol Hocam bunu öyle Bellingham'larla da yapmadı yani. Bunu da bilin. Özledim canım. Fenerbahçe'de oynamamıştı abi. İlk biz oynayalım, yenelim, psikolojik üstünlük. Ya. Aynen. Değiştirmiyorum kadroyu, hızlı simüle. 3 attıklar. Yürüye durun. İçeride Ankara gücü. Yanlışlıkla maç yapa bastım. Ne yaptın be? Berabere kalacağız. Tamam Bellingham, bravo top. 100'e kadar sektirebilir. Ne olur yeter kalk. Bir tane atalım öyle çıkalım. Çocuklar hemen atın. İşimiz var daha, Monaco ile falan oynayacağız. Tamam, bravo, tebrik ederim. Teşekkür ederim Batur'un. Açtı kendini ya, açtı kendini. Hep doğru yerde ve doğru bitiriş. Forvet olacaktır mı? Gerçekte de forvet arkası bu kadar değil yani. Biraz da box to box'ımsı oynayan bir adam. Maç sonuna simüle edelim. Sakın çocuklar bak, içeridesiniz. Çok iyi bir kadroyla çıktık. Yapmayın saçma bir şey. 2-0 bravo. Bir tane de Bellingham atmış. Monaco deplasmanı. Korkmuyoruz sizden. Basın toplantısı yapabiliyor muyuz maç öncesi? Hocayı Şampiyonlar Ligi'nde görelim. Sıradaki maçta kötü bir sonuç alırsanız elenebilirsiniz. Bak kaşları aynen öyle çatarım. Ben bu grubun namalüp lideriyim. Ben sizin liderinizim. Sen öncelikle bana soru sormadan önce ayağa kalkacaksın. Gereken niteliklere sahibiz. Yenilirseniz elenirsiniz diyor. Dün arızalar da bizi mi buraya? Dün delisi bizi buluyor. Harika bir... Ne oldu hani yenilirsem eleniyordum. Şimdi harika bir başlangıç mı yaptım? Takımım iyi oynuyor. Bir önceki maçınıza rahat bir galibiyet. Rahat bir galibiyet almadık. Shakhtar deplasmanıydı. Monaco'nun moralini etkileyecek mi? Bunu ona sor. Oyuncularım harikalar yarattı. Var mı başka hocam? 3 maç daha yenilseniz Şampiyonlar Ligi'nden elenirsiniz. Liglere gider mi şampiyonluk? Bilic'in hızlı simüle çocuklar bak, hocanıza söyleneni duydunuz. Gerisi sizde, tek bir şey daha demiyorum. Böyle de 2-0. Bellingham, Hoylund. Bir daha şimdi bir röportaja gidelim. Şimdi bir daha bir konuşalım. Dinleyin ulan develer. O soruyu soran özellikle gelsin istiyorum. Bugünkü maçı kazanacağınızı düşünüyor muydunuz? Çok iyi savunma yaptık ve galibiyete zemin hazırladık. Bizim hoca devamlı bizim savunmacıları övüyor. Bu maça nasıl hazırlandınız?
Beşiktaş takımına. Hep de aynı şeyi söylemeyeyim. 2-0 gibi skorla rahat bir galibiyet. 2-0 rahat bir galibiyet değil en azından Beşiktaş için. Daha farklı kazanmalıydık. Aynen onu arıyordum. Ayın teknik direktörü. Hayırdır bir kutlamam var? Tebrik ederiz hocam seni. Maç günü Antep. Ne olur buradan? 3-0. Deplasmanda sürekli 3-0 yeniyoruz. Baturina Bellingham. Puan durumuna bakalım. Rotasyon imkanımız var mı? 4 puan var Fenerbahçe ile aramızda. Biz rotasyon yapmayalım. Bu çocuklar 2 maç çıkartır. Yorgun biri olursa onu değiştiririz. Zaten herkes fit yani şu an. Yine 3-0 yendik. Hoylund yanlışlıkla geçmiş bulundum. Kıra bakma elim çarptı. 3. golü kim attı acaba? Bellingham Ekim ayının oyuncusu. Bir önceki Halil Dervişoğlu, bu ay Bellingham. İşte Süper Lig bu. Bellingham Şampiyonlar Ligi'nde 8.8 ortalama ile oynuyor. Isparırsınız abi. Bir ufak abartmışsın. 7 maç 4 gol bir asist suskun dediğin Garnaccio daha ne yapsın ya? Taş gibi oynamış. Şampiyonlar Ligi'nde oynamış en azından çok iyi. Ligde suskun olabilir. Sarmıyordur. Motive olamıyordur. Bu çocuğun da hakkı. Hedeflerden uzağız. Hedef bir emektar oyuncu transfer et. Niye lan niye? Hedef bu mu? Yarıda bir paraları yatırın edelim. YouTube'la etkileşimli yapalım bak. Lanet olsun bu kafaya ya. Emektar bir futbolcu kim olsun? Bunu yorumlara yazar mısın? Twitch, YouTube el ele. İçeride Monaco. Söyleyeyim skoru söyleyeyim mi? 3-2 yenmeliyiz bu maçı. 1-1 berabere kaldık olsun. Evet. Garnaccio attı. 15 maçta 12 gol atan Borges diye bir altyapıdan çocuk çıkarmış. O da gol krallığını oynuyor. Hato oyunumu seviyorum. Oyunum da seni seviyor Hato. İstanbulspor deplasmanı. Hoylund 2 gol atmak zorunda olduğun bir maça çıkıyorsun. Maç öncesi tek yorumum bu. Git at gel. Garnaccio, Hoylund. Hoylund hat-trick yapmış. Tebrik ederim Hoylund. Laftan anlayan forvet. Fenerbahçe full devam mı? Ha iyi tamam. 9 puan olmuş. Maç fazlası ama olmuş en azından. Seri bir şekilde görelim bu saatten sonra. İçeride berabere kaldık. Yapmayın bunu. 2-0 deplasmanda Red Bull Leipzig gitti. Karagümrük'te yine berabere kaldık. Simülasyona geçtiğimiz anda tamam toparladık. Konuşmadan ben toparladık. Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 bir de içeride Shakhtar. Ama ligde çok berabere kaldık. Bu çok oluyor. Çok oluyor ve beni çok rahatsız ediyor. Bu simülasyona geçtiğimiz anda. Fenerbahçe de bizi yakaladı tabii. Oyun bunu çok zorluyor. Bu çok çok zorlama olmuş. Neyse ki Şampiyonlar Ligi'nden namağlup çıktık. 27.8 milyon para geldi Şampiyonlar Ligi'nden. Güzel para kanka. Tamam son 16'ya geldik Türkiye Kupası'nda. Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile eşleştik çıktığımız gibi. Ayıp. Gruptan 16 puanla çıktık. 5 galibiyet 1 beraberlik. Buradan da Şenol hocama selam olsun. Baba. Kulüp değeri 404 milyon. Kulübün borcu bir şey kalmamış olmalı. Sana. Hatay deplasmanı 1-0. Tel atmış. Bravo Tel. Hadi Rikolibis dinlensin bu maç. Bu kim? Hepsin var sen! Kiradan mı döndü? Seni yine hemen bir kiralık listesine ekleyelim. 2-0 yenildik. O kadar da değil yani. De yenerdiniz gibi hissediyorum. İlk maçı yenmemişiz. Onu da yanlış hesaplamışız. Şimdi full kadroyuz. İçeride Sivas. 1-0. Hoylund atmış. Puan farkı 4. Beşiktaş Bellingham ismine güvenebilir. Önemli. Bu iyi bir üst düzey bir analiz. Galatasaray ile aramızda 23 puan fark var. Galatasaray biraz boşlamış futbol işini. Evet çok parlak durmuyor Galatasaray'ın kadrosu da. Senenin burada 3 sene sonrası olduğunu düşünürsek. Kesin bizi yenecekler. 23 puan fark öyle eriyecek. Gelsin bakalım bir hızlı sümüle. Gelsin bir hızlı simüle. 3 atmalıyız. İçeride oynuyoruz. 3 aynen ben tam bunu bey. Oğuzhan Özyakup'u oyun kendiliğinden sokmuş. Beklerden çalışmışız gayet güzel. Antalya ile kupa revanşını oynuyoruz. Çok da önemli bir şey değil ya bu. Hiçbir rotasyona gitmeyeceğiz. 2-0 yenildik. Buradan döner bilmiyorum. Bir boşluğumuza geldi. Ben sanki bir 5 attığımız bir maçı bu maç sandım. Büyük ihtimalle benim hatamdır. Önemsemediğimizi de söylemekle birlikte süt kupası netice itibariyle yani. Siz bence bunu çevirebilecek güçte bir takımsınız. 1-1 berabere kaldınız. İnandıramadık. Kaza getiremedik. 70 bin euroyu görünce yok abi dediler. Lan dedim ben niye çalışıyorum? Değmez dediler. Transferin son günü. İşte bu transferin son gününde bir adet emektar topçu indireceğiz. Yakında karar veririz. Bu konuyu düşünün. Transferin son günü bu gelecek. Hadi Allah'a emanet olun. Leg.